Koronavirüsle ilgili şunu söyleyelim tekrardan. Biliyorsunuz son 2 haftadır özellikle bahsettiğimiz bir konu var. Koronavirüsle gerçekten de sayı çok çok aşağılara inmiş durumda. Vaka sayısı Kastamonu'da çok çok aşağılara inmiş durumda. Tabii tedbirlerle orantılı ve alacağımız önlemlerle orantılı bir durum bu. Hafta sonu kısıtlaması etkisini göstermişe evet. benziyor bu anlamda. Sayı şu anda son bir haftalık döneme baktığımızda da 2 hafta öncekisine göre biraz sayılarda artış var. Rakamlarda Kastamonu'da az da olsa, çok az da olsa bir artış. Ama Türkiye genelinde de var. Söz konusu olduğunu evet. ifade edelim, peki, edebiliriz. Mutasyon, bu Türkiye genelinde de var. Tamam, mutasyonlu, mutasyonlu virüs noktasında da yönetmenimizden bir haritamız var. Onu isteyelim, ekrana gelsin. Şu anda tabii ekranda o haritamızda. Evet. Mutasyonlu virüs şu ana kadar Kastamonu'da mutasyonlu virüse şu ana kadar Kastamonu'da rastlanmadı. Kırmızı alanlar, haritada gösterilen kırmızı evet, alanlar kırmızı. Şu anda mutasyonlu virüsün görülmüş olduğu evet, alanlar. Evet. Tabii şöyle baktığımız zaman Türkiye'nin aslında, büyük çoğunluğu büyük bölümünde aslında evet. görüldü. Kastamonu şu anda mutasyonlu virüse ama şükürler olsun etrafımız sarılmış vaziyette. Etrafımız da kızarmış hani durumda. Bu tehlikede hani aslında çok da uzakta değil. Onu da hani söylemek lazım. İşte Sinop'ta var. Çorum'da var, Çankırı'da var, Karabük'te var. Bir işte hani bölgemizde baktığımız zaman bir Zonguldak ve Bartın'da şu anda bu virüse şu ana kadar rastlanmadı. Ama Türkiye'nin şu anda büyük Sinop'ta var, işte etrafımızda bakıyoruz. Nüfusun yoğun olmuş olduğu Çankırı'da bölgelerde, var, Karabük'te nüfus hareketliliğinin, var, aslında nüfus hareketliliğinin çok yoğun yaşanmış olduğu bölgelerde evet. bu virüs şu anda var. Mutasyonlu virüse şu ana kadar Kastamonu'da rastlanmadı. Rastlamadık. Bir kez İnşallah. Daha bunun altını çizelim. İnşallah da rastlamayız ama etrafımızda evet. kırmızıyla örülmüş durumda şu anda. Görüldüğü gibi. Evet. Tabii Türkiye geneli koronavirüs rakamları bir taraftan gündemde. Onu da istersen yeri gelmişken Tabii. ifade edelim. Türkiye genelinde bugün itibariyle test sayısı 139.378. Türkiye genelinde test sayısı bugünkü. Vaka sayısı 8.103. Vaka sayısında bir artışın artış söz konusu var. Olduğunu ifade edelim. Hasta sayısı 632 bugün itibariyle. Hayatını kaybedenler sayısı Türkiye genelinde şu anda bugün itibariyle 103. Bunu ifade edelim. İyileşen hasta sayısı ise iyileşen sayısı ise 8.567 olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Tabii bir de dikkatle takip ettiğimiz bir harita daha var. Yönetmenimizden o haritayı da ama alalım. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Bakın vaka sayıları bizim 6.000'lere kadar düşmüştü Türkiye genelinde. Evet, evet. 5.000 küsürleri de görmüştük. Şu an tekrardan 8.000 civarında. Vaka sayısında bir artış, bir artış var. Yani. Ben de az önce tabii sayı vermedik ama Kastamonu'da özelinde de onu ifade etmeye çalıştım. Yani Kastamonu'da son 10 günlük süreçte rakamlarda bir yükseliş söz konusu. Evet. Peki böyle yükseliş... Ama o kadar büyük bir artış değil. Evet. Artış değil. Bir diğer haritamızı alalım. Yönetmenimizden ekrana gelirse. Bu da dikkatle takip ettiğimiz bir başka harita. Türkiye aşı tablosu. 2 haftadır da buna değiniyoruz. 8 Şubat Pazartesi yani bugün saat 19.47 itibariyle 6 dakika öncesi. Evet. Kastamonu'da aşılanan kişi sayısı, şu anda COVID-19 aşısı olan kişi sayısı 16.666'ya ulaşmış durumda. Burada da ciddi bir, evet. hızlı bir artış var. Aşılanan kişi sayısı bakımından Kastamonu'da. Hemen çevre illere baktığımızda da Karabük'te örneğin 9.000'lere yaklaşılmış. Çankırı'da 8.300 civarında. Sinop'ta 10.000'i geçmiş aşılanan kişi sayısı. Aslında şeye baktığımız zaman nüfus oranlarına bakıldığı zaman Sinop'ta da ciddi anlamda bir hani artış söz konusu. Sinop'un biliyorsunuz aşılanan kişi sayısı evet. Tabii mesela, Sinop'ta da ciddi Sinop, bir Sinop şu anda bence oranlama olarak gayet iyi bir seviyede. Çünkü hani bir Karabük'te Çankırı ile hani eşdeğer olarak kıyasladığımız zaman Sinop şu anda 10.000 bandını aşmış durumda. Yani bir an önce bu aşıların hani tedarik edilip aslında çok hızlı bir evet. sürecin ilerlemesi lazım aşı noktasında özellikle. Aşı evet aşı hepimizin beklediği yani. Ki bir de 2 gün sonra biliyorsunuz okullar da açılacak. Böyle bir durumda söz konusu. Ayın 15'inde okullar yani açılacak. Evet o anlamda önlemler çok çok önemli. Tabii yani 1 Mart itibariyle okullar. Tedbirlere sımsıkı sarılmaya devam etmemiz lazım. 1 Mart itibariyle okullar. Dikkatimi çekti hafta sonu işte Türkiye'nin birçok ilinde. Havaların da iyi olmasıyla bağlantılı olarak ciddi bir yoğunluk vardı. Değil mi Sevgili? Ya şöyle hafta sonu herkes ekmek almaya çıktı.
Hafta sonu çok yoğundu ama. Yani bakın gerçekten söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes ekmek almaya gitti. Evet. Herkes eline en yakın markete gitmek bahanesiyle kendini dışarı atmak. Yani işte insanları da bahane bulamıyorsunuz. Ya bulamıyorsunuz evet. Şubat ayında işte böyle bir hava bulmuşlar. Kimse hani evde durmak noktasında hani yaklaşmak istemiyor. Ama tabii ki bunun da sorunlarını işte az önce haritadan da gösterdik. Vaka evet. sayılarından da gösterdik. Bu şekilde görüyoruz. O nedenle özellikle bu aşı noktasında bence biraz daha hızlanmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Yani şimdi bu ilk aşıları yaptıranların biliyorsunuz ikinci doz noktada vurulmaları 28 geliyor. 28 gün içerisinde ama yani 14 günde 28 gün içerisinde. O tarihler de yaklaştı. Gerçekten de o anlamda evet. biraz hızlanmamız lazım. Tedbirleri evet. sımsıkı sarılmaya devam etmemiz lazım. Gerekiyor çünkü yani gevşetmememiz lazım. Yani çok önemli. Mutasyonlu virüsün en kötü özelliği maske, bildiğimiz kadarıyla maske fayda etmiyor. Çok hızlı yayılıyor ve semptomları çok daha ağır. Çevremiz bununla sarılmışken çok daha dikkatli olmamız lazım. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Yani aşıyı vurulduğumuz zaman hani biz bu virüse yakalanmayacağız diye bir nokta yok. Sadece vücut bağışıklığını kazanmış olur. Vücut bağışıklığını kazanmış olur. Yani bunu evet. şöyle düşünün. Mesela hani şimdi grip aşısı vurunuruz ama grip olmama gibi lüksümüz evet. yok. Grip oluruz ama yine grip oluruz ama hafif atlatırız. Evet. Yani buradaki aşının aslında önemi bu hastalığa yakalandığımız zaman hafif atlatabilmemiz. Ya da ben bu aşıya vuruldum. Nasıl olsa artık bende bir şey yok mantığıyla da yaklaşmamamız tabii. lazım. Çünkü her ne kadar hastalığı biz hafif atlatmış olsak bile yine taşıyıcı görevi üstleniyoruz. Aşı olmayan belki daha ağır şartlarda bu hastalığa geçecek olan insanlara bu sefer taşıyıcı evet. konumunda bulunacağız. Tabii evet. Bununla bağlantılı olarak da şunu da ifade edelim. Ekonomik sıkıntı bir taraftan. Bu sürecin getirdiği ekonomik sıkıntı. Esnafımız gerçekten çok 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 zor günlerden geçiyor. Yani burada vatandaşımız da tabii zor günlerden geçiyor. İşte gıda maddeleri, gıda fiyatları, market fiyatları, raflardaki fiyatlar ortada. Ciddi sıkıntı var o anlamda. Denetimler tabii bir taraftan devam ediyor ama bugün bana gelen bir mesaj, akşam üzeri gelen bir mesaj. Bir teyzemiz bugün bir marketimizde gitmiş. 10 liralık kıyma almış. Param yok kıyma. Demiş. 10 liralık kıyma bir almış. Yemiş. Yani insanlarımız tabii zor durumda. Çok zor durumda. Bu günleri inşallah en kısa sürede atlatırız diyorum. Esnafımız çok çok zor durumda. Siz bu lafı söyleyince aklımda hemen gözümde bir şey canlandı. İsim vermeyeyim. Dün bir gazete bir manşet attı. Ulusal bir gazete. Ulusal bir gazete bir manşet attı. İşte bu haberi okumadan markete girmeyin. Evet. Çıkarken üzülmeyin. Haberde markette alışverişin nasıl yapılacağı noktasında bazı şeyler söylemişler, belirtmişler. İşte alışverişe tek başınıza çıkın, tok karnına çıkın. Aç karnına çıkarsanız fazla alışveriş yaparsınız. İşte büyük araba almayın, küçük araba alın. Cazip kokulardan uzak durun. Yanınızda çocuklarınızı götürmeyin. İkramları geri çevirin. Islak ve yeşil görünen tazeleri almayın. Yani ben şimdi şunu anlayamıyorum ya. Ya 10 liralık kıyma alabilecek durumda insanlar şu anda. Hani bu noktadalar. Birileri de hani insanlara aslında hani içinde bulunmuş olduğumuz bu ekonomik durumda nasıl alışveriş yapmamız gerektiğini öğretmeye çalışıyor. Yani ben bu atılan haberi başlığı gerçekten dün çok yadırgadım. Kokulardan yani. Uzak durun. Kokulardan uzak durun diyor yani. Şimdi yani biz de o zaman diyelim ki gazetenin tabii adını vermeyelim. Ama siz de bizden uzak durun diyelim. Yani gerçekten gazeteciler olarak neden? Bu tür gazeteciler ve bu tür haberler yüzünden zaten şu anda da aşağıda Anadolu'da yerel basınında çok zor, sıkıntılı günlerden geçiyor. İşte bunlardan dolayı. Evet. Yani şu haberleri nasıl yapıyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Alışverişe nasıl gidilmesi gerektiğini anlatmışlar. Yani tok karnına gidin. Tok karnına gidin. Kokulardan uzak durun. Yok, onu, çocuklarla gitmeyin. Çocuklarınızı gitmeyin. Marketlere götürmeyin. Niye? Çocuklar orada bir şey ister. Evet. Alamazsınız. Aslında durumun vehametini de gösteriyor biraz. Yani ekonomik açıdan vehameti de gösteriyor. Dalga geçiyor. Ben size bir şey diyeyim. İnsanlarımıza fakirliği alıştırma için hazırlık gibi duruyor yani. Böyle bir gazetecilik de olmaz. Böyle bir başlık da olmaz. Şimdi hani, şöyle kimse yani, fakirliğe alışmaz. Alışmaz işte ama bunlar bunu yaparak sanki hani bize
İşte nasıl alışveriş yapmamız gereken çok şey söyleyeceğim. Ve ekonomik olarak ciddi destekler olmazsa ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bunun da buradan altını çizmiş olalım.